Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size solunum gazlarının taşınmasını anlatacağım. Solunum gazı dediğimiz oksijenin ve karbondioksitin nasıl taşındığından bahsedeceğiz. Ama ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Dış solunum ve iç solunum dediğimiz iki tane olay var. Bunlar nelerdir? Bunlara bakalım. Arkadaşlar, dış solunum akciğerler ile hava arasında gerçekleşen alışveriştir. Akciğerlerden havaya karbondioksit gönderilir. Atmosferden de biz ne alıyoruz? Oksijen alarak akciğerlerimizden vücudumuza gidecek. İşte biz buna dış solunum diyoruz. Yani akciğerlerle hava arasında, dış ortam arasında yapılan alışverişe dış solunum diyoruz. İç solunum ise doku hücreleriyle kan arasında gerçekleşen alışveriştir arkadaşlar. Doku hücrelerinden karbondioksit alınıp kandan oksijen verilmesi olayı da iç solunum oluyor. Yani aslında şöyle bir durum söz konusudur. Şimdi bizim dış ortamdan, evet, hava, kan arkadaşlar. Havadan kana ne gelecek? Şöyle oksijen gelecek. Oksijenden kana, oksijen kana geçiyor arkadaşlar. Kandan havaya ne gider? Karbondioksit gider. Peki bu olay nerede gerçekleşir? Bu olay akciğerlerimizde gerçekleşiyor. O zaman yazalım şuraya. Akciğer. Evet, şimdi buradaki karbondioksit nereye gidiyor? Oksijen nereye gidiyor? Arkadaşlar bakın, buradan gelen oksijen, bakın şu yolu kullanarak, hemen şurayı kullanarak nereye gidecek? Tabii ki kanla birlikte bu oksijenimiz nereye gidiyor? Doku hücrelerine gidiyor. Doku hücresi. Doku hücresinden de yine ne geliyor arkadaşlar? Karbondioksit gelir, kana karışır ve kanla beraber nereye gider? Kanla beraber havaya gider arkadaşlar. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Bu da doku kılcallarında gerçekleşiyor. Doku kılcalları. İşte biz akciğerde gerçekleşen oksijenin alınıp karbondioksitin verildiği şu olaya dış solunum, doku kılcallarında gerçekleşen solunumu ise arkadaşlar iç solunum diyoruz. Dış solunum ve iç solunumun ayırt edilmesi bu şekildedir. Şimdi biz ne dedik? Solunum gazlarını taşıyacağız. Hangi gazları taşıyacağız arkadaşlar? Oksijen ve karbondioksit. Ben ilk önce size oksijenden bahsetmek istiyorum. Oksijenin taşınması oldukça basit bir taşınmayla gerçekleşir. İlk önce oksijenin taşınması diyelim. Şöyle yan tarafa geçiyorum. Bir diyorum, oksijenin taşınması. Arkadaşlar tabii ki taşınma olayı nerede gerçekleşir? Al yuvarlarda gerçekleşir. Bu yüzden her zaman için al yuvarları katacağız hesaba. Oksijenin yaklaşık olarak %2'si kan plazmasında çözünerek taşınıyor. Ama geriye kalan %98'lik kısım hemoglobine bağlanarak al yuvarlar içerisine taşınıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Oksijenin %2'si kan plazmasında çözünerek taşınır. %98'lik kısmı ise hemoglobine bağlanarak al yuvarda taşınır. Evet, şimdi biz kan plazmasında çözünen kısım bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. %98'lik olan kısım ilgilendiriyor. Şöyle bir alveol kılcallarında ne oluyor? Doku kılcallarında ne oluyor, buna bakacağız. Bakın şu şekilde ayırıyorum. Bir alveol kılcalları diyeceğiz. Alveol kılcalları. Çünkü ilk önce alveol kılcallarını anlatmam lazım. Oksijen havadan alınıp alveol kılcallarına geçiyor. Şuraya da doku kılcalları diyeceğiz. Doku kılcalları. Arkadaşlar, alveol kılcallarında şöyle bir durum gerçekleşiyor. Hemoglobin oksijenle bağlanıyor. Daha sonra arkadaşlar oksihemoglobin oluşturuyor. HbO2. Bunun adı oksihemoglobin.
Peki bu olay nerede gerçekleşir? Bu olay tabii ki al yuvarın içerisinde gerçekleşir. Al yuvarın içinde gerçekleşir arkadaşlar ve böylece kana karışarak taşınıyor. Peki doku kılcallarında ne olur? Bunun tam tersi olay olur. Oksihemoglobin, burada oksijen ve karbondioksit, pardon, oksijen ve hemoglobin birbirinden ayrılır. Oksijen doku kılcallarına gider. Hemoglobin buradan karbondioksiti alarak taşımaya devam eder arkadaşlar. Bu da yine nerede gerçekleşir? Al yuvarın içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi doku hücrelerinde karbondioksit miktarı fazladır. Oksijen zaten dışarıdan geliyor. Bu yüzden de hemoglobin oksijeni bırakıp karbondioksiti tutuyor arkadaşlar. Yani karbondioksite olan ilgisi daha fazladır hemoglobinin. Biz buna Bohr etkisi diyoruz veya Bohr kayması diyoruz. Bohr diye bir bilim insanı bulmuştur. Bu yüzden de bu isim verilmiştir. O zaman yazalım. Doku hücrelerinde karbondioksit fazla olduğu için hemoglobin oksijeni bırakır. O2'yi bırakıp neyi alıyor? Karbondioksiti tutuyor. Karbondioksiti tutar. Biz buna ne diyoruz? Bohr etkisi diyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde oksijenin taşınmasını tamamlamış oluyoruz. Aslında oksijenin taşınması en kolay. Şimdi geliyoruz karbondioksite. Karbondioksitte 3 yol var çünkü. Bir kısmı yine kan plazmasında çözünerek taşınıyor. Bir kısmı hemoglobine bağlanıyor ama büyük bir kısmı bir karbonat iyonu şeklinde taşınıyor arkadaşlar. O yüzden de yazalım. 2 diyoruz. Karbondioksitin taşınması. Evet, bu olay nasıl oluyor bakalım. Ne dedik? Bir kısmı arkadaşlar kan plazmasında çözünmüş halde taşınır dedik. Şöyle yazalım. Karbondioksitin %7'lik kısmı, yaklaşık olarak tabii ki bu değerler, %7'lik kısmı kan plazmasında çözünmüş olarak taşınır. Yine bu kısım bizi ilgilendirmiyor dediğim gibi. Çünkü neden? Burası zaten çözünerek taşınıyor. Hani herhangi bilmemiz gereken bir şey yok. Gelelim ikinci taşınma şekline. %23 arkadaşlar. %23'lük gibi bir kısmı al yuvarlarda hemoglobine bağlanarak taşınır. Geriye kalan kısım ne kadar kaldı? %70. %70'lik kısım ne diyoruz? Plazmada bikarbonat iyonu halinde taşınır. Şimdi ben dediğim gibi birinci söylediğimi es geçiyoruz. Çünkü burası zaten dediğim gibi bilmemiz gereken bir şey yok. Ama %23'lük kısmı, %70'lik kısım bizim için önemlidir. Arkadaşlar şöyle diyorum. Şöyle yazalım. %23'lük kısım. Şimdi bunu nasıl taşındığını açıklayalım. Yine doku kılcalları, bir de alveol kılcalları vardır. Yine şöyle ayıracağız. Şuraya doku kılcalları diyeceğiz. Şuraya da alveol kılcalları diyeceğiz. Neden bu sefer yerlerini farklı yazdım? Çünkü karbondioksit nerede oluşuyor? Dokuda. O zaman ilk olarak gerçekleşen yer doku kılcallarıdır. Doku kılcallarında ne oluyor? Hemoglobine karbondioksit bağlanıyor. HbCO2, yani karboksihemoglobin oluşuyor arkadaşlar. Karboksihemoglobin. İşte bu madde yine nerede oluştu? Bu molekül al yuvarlarda oluşur.
Al yuvarda gerçekleşir bu olay. Kan içerisinde nereye taşınıyor? Alveol kılcallarına. Alveol kılcallarında da anlattığım olayın tam tersi gerçekleşir. Hemoglobinle karbondioksit ayrılır. Karbondioksit atmosfere verilir. Hemoglobin de buradan oksijen tutar arkadaşlar. Yine bu olay al yuvarlarda gerçekleşen olaydır. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi geliyorum %70'lik kısmına. Bakın %70'lik kısım en önemli kısımdır. Soruların da en çok geldiği kısımdır arkadaşlar. Şuraya %70'lik kısım diyelim. %70'lik kısım nasıl taşınıyor? Arkadaşlar şimdi doku kılcalları ve alveol kılcalları diye yine ayıracağım. Doku kılcallarında şuraya doku kılcalları diyelim. Doku kılcalları, şuraya da alveol kılcalları. Alveol kılcalları. Şimdi karbondioksit yoğunluğu fazla. Karbondioksit yoğunluğu fazla olduğu için hemoglobin hepsini tutamıyor. Ne oluyor bu sefer? Burada doku kılcallarında oluşan karbondioksit ve su birleşiyor. Ve arkadaşlar neyi oluşturuyor? H2CO3 dediğimiz bileşiği oluşturuyor. Daha sonra bu bileşik hidrojen artı bir karbonat iyonuna dönüşüyor arkadaşlar. Ve böylece bir karbonat iyonu oluşmuş oluyor. Yine bu olay nerede gerçekleşir? Bakın. Bu olay al yuvarda gerçekleşir. Al yuvar. Peki buradaki hidrojene ve bir karbonat iyonuna ne oluyor? Arkadaşlar hidrojen hemoglobinle birleşir. Şöyle hidroksi hemoglobini oluşturur. Yine bu olayda nerede gerçekleşir? Tabii ki al yuvarda gerçekleşir. Peki bir karbonat iyonu ne oldu? Bir karbonat iyonu da kolaylıkla taşınabilmek için plazmaya geçiyor arkadaşlar. Plazmaya geçer. Yani kan plazmasına geçiyor. Evet, buradaki olayımız bitti. Gelelim alveol kılcallarına. Alveol kılcallarında bu anlattıklarımın tam tersi olacak. Şimdi hemoglobinle hidrojen birleşmişti ya. Bu hidrojen hemoglobinden ayrılıyor. Bakın şunu biraz daha şöyle aşağıya doğru okla göstereyim. Burada anlatayım. Alveol kılcallarındaki olayları. Hemoglobin hidrojenden ayrılır ve hidrojen serbest kalır. Yine bu olay tabii ki al yuvarda gerçekleşir. Al yuvar. Daha sonra arkadaşlar plazmadan alveollere kadar taşınan bir karbonat iyonu gelir. Buradaki hidrojenle birleşir. Tam tersi olayları yazıyorum bakın. Birleşince ne oluşturdu? H2CO3. Bunu oluşturdu bu bileşiği. Daha sonra arkadaşlar yine karbondioksit ve su olarak ayrılır bunlar. Yine bu olay nerede gerçekleşir? Al yuvarlarda gerçekleşir. Karbondioksit ve su, tabii ki su gaz halinde taşınıyor. Karbondioksit ve su nefes verme sırasında atmosfere gider. İşte bizim doku kılcallarımızda ve alveol kılcallarımızda gerçekleşen olaylarımız bunlar. Bu tepkimeleri bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Peki nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle, eğer ki karbondioksit, bakın sol taraftaysa, bakın karbondioksit sol tarafta, yani ayrı olarak sol taraftaysa, birleşme olayı varsa, karbondioksit birleşiyor. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Doku kılcallarında. Eğer ki karbondioksit ayrı olarak sağ taraftaysa, bakın ayrı sağ tarafta, ayrı sağ tarafta. O zaman bu olay nerede gerçekleşiyordur? Alveolde. Çünkü karbondioksit alveollerden dışarı gönderiliyor diyebiliriz. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet, karbondioksitin ve oksijenin taşınması bu şekildedir. Bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Karbondioksitin taşınmasının özetini anlatabilirim, yazabilirim ama bence bu şekilde aklınızda tutmanız daha mantıklı, daha iyi olacak. Şimdi gelelim artık hastalıklara, solunum sistemi hastalıklarıyla birlikte solunum sistemimizi bitirelim. Şöyle sayfayı değiştirelim, başlığımızı yazalım. Solunum sistemi hastalıkları. Solunum sistemi hastalıkları. Hastalıkları. Nedir hastalıklarımız? Arkadaşlar ilk olarak anfizemden bahsedeceğim. Bir anfizem.
gizem nedir? Arkadaşlar, bronşçuklara bağlı olan alveoller vardı, hatırlayalım. Neydi bunlar? İşte yüzey alanını genişletiyor, oksijen ve karbondioksitin daha kolay yer değiştirmesini sağlıyor. Bu kesecikleri birbirinden ayıran duvarların yıkılması sonucunda amfizem hastalığı oluşuyor. Şimdi şöyle düşünün bakın. Şöyle birkaç tane alveol böyle yan yanalar, bakın bitişikler. Böyle bitişik. Bunların arasındaki şu duvarlar yıkıldığı zaman ne olur? Duvarlar yıkıldığında bunlar birleşir. Dolayısıyla yüzey alanı daralır ve nefes alma zorlaşır. O zaman amfizem için şunu yazıyoruz. Bronşçuklara bağlı olan, şuraya yazalım. Bronşçuklara bağlı olan alveol keseciklerini birbirinden ayıran duvarların yıkılması sonucu oluşur. Evet, amfizem hastalığı bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Gelelim ikinci hastalığımıza. İki diyeceğiz, astım. Astımı çok duyuyoruz. Belki amfizemi duymamış olabiliriz ama astım hastalığını duyuyoruz arkadaşlar. Astım alerjidir aslında, bir alerji çeşididir. Solunum yolundaki işte bulunan yabancı maddelere karşı oluşan bir alerjidir arkadaşlar, astım hastalığı. Astım hastalığında kesinlikle tozdan, polenden uzak durulması gerekiyor. Solunum yollarının ya da solunum yollarında bulunan yabancı maddelere karşı gelişen alerjidir. O zaman astım bir alerji çeşidiymiş. Gelelim üçüncü hastalığımıza. Bronşit. Arkadaşlar, bir hastalık sonu itle bitiyorsa o kesinlikle iltihaplanmadır. Bakın, bronşit. O zaman bronşlarımızın iltihaplanmasına biz ne diyoruz? Bronşit hastalığı diyoruz. Bronşların iltihaplanmasıdır. İltihaplanması hastalığıdır. Evet, bronşit de bu şekilde. Gelelim 4 diyoruz arkadaşlar. Zatüre. 4 zatüre. Diğer bir adıyla pnömoni. Nedir zatüre hastalığı? Genellikle derler ki işte üşüttün, zatüre oldun. Aslında zatüre öyle bir hastalık değil arkadaşlar. Akciğerlerde bir bakterinin enfekte olması sonucunda oluşuyor. Bir bakteri tarafından enfekte edilmesi sonucunda oluşuyor. Nedir bu bakteri? Streptococcus pneumoniae dediğimiz bir bakteri. O yüzden de zaten zatürenin diğer adı pneumoniae hastalığıdır. Bu bakteri bizi enfekte ettiği zaman zatüreye dönüşüyor. Tabii ki bu bakteri bulunabilir ama bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman da maalesef hastalık ortaya çıkıyor. Şöyle diyelim, akciğerlerin Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae bakterisi tarafından enfekte edilmesi sonucu oluşur. Eğer ki tedavi edilmezse maalesef ölüme yol açıyor arkadaşlar. Gelelim 5. hastalığımıza. Nedir? Verem, yani tüberküloz. Tüberküloz. Eskiden bu hastalıktan ölen çok insan vardı ama çok şükür artık aşısı bulunduğu için artık bu hastalığa yakalanmıyoruz arkadaşlar, kolay kolay. Nedir verem? Verem, Mycobacterium tuberculosis dediğimiz bir bakterinin akciğerleri enfekte etmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bakın, bakterinin çeşidine bağlı olarak farklı hastalıklar oluşuyor. Eğer Streptococcus pneumoniae enfekte ederse zatüre, Mycobacterium tuberculosis enfekte ederse verem hastalığı oluşuyor. O zaman yazalım. Telefonu oynattım, şöyle düzelteyim. Evet. Yazalım, şöyle diyeceğiz. Mycobacterium
Mycobacterium, tuberculosis bakterisinin akciğerleri enfekte etmesi sonucu oluşur. Yine bu hastalıkta antibiyotiklerle işte ortadan kaldırılıyor ama dediğim gibi aşısını vurulduğumuz için arkadaşlar kolay kolay bu hastalığa yakalanmıyoruz. Altıncı hastalığımız karbon monoksitin, yani karbon monoksit zehirlenmesi. Karbon monoksitin. Dediğim gibi karbon monoksit zehirlenmesi. Peki bu nedir? Arkadaşlar, karbon monoksitin oksijenden daha fazla ilgisi vardır hemoglobine. Bu yüzden de oksijen yerine karbon monoksit bağlandığı için hemoglobine ne oluyor? Zehirlenmemize sebep oluyor. Oksijen gitmediği için vücudumuz ölmeye başlıyor, vücuttaki hücreler. O zaman şöyle diyelim. Karbon monoksitin hemoglobine olan ilgisi oksijene göre daha fazladır. Hemoglobine bağlanarak zehirlenmeye sebep olur. Evet, bu hastalığımız da bu şekilde. Bir diğer hastalığımız arkadaşlar KOA hastalığı. 7 KOA hastalığı. Bu hastalık kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. Açılma budur ama kısaca KOA olarak bilmeniz yeterlidir. Bu hastalık işte bronşit, astım, amfizem gibi hastalıklara bağlı olarak gelişiyor. Yani bunların tedavi edilmemesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta hava kanalları tamamen tıkanıyor. Bu yüzden de genellikle makineye bağlı olarak yaşıyorlar KOA hastaları eğer ilerlemişse. Erken evresinde ise işte ilaçlarla veya verilen havalarla falan geçici olarak yaşamlarını sürdürebiliyorlar. O zaman şöyle diyelim. Bronşit, astım, amfizem gibi hastalıklara bağlı olarak gelişir. Geri dönüşüm yoktur arkadaşlar bu hastalığın. Kesinlikle bunu unutmayalım. Geri dönüşümü yoktur. Burada hava kanalları tıkanıyor. Dediğim gibi eğer ileriki evresindeyse zaten direkt makineye bağlı olarak yaşıyorlar. Gelelim son hastalığımıza. 8 diyeceğiz. 8. hastalığımız da vurgun. Bu aslında bir hastalık değil. Direkt öldüren bir şeydir arkadaşlar vurgun. Şimdi bizim iç basıncımız sabittir, bellidir. İşte denizin dibine doğru inen bu dalgıçlar olabilir veya işte bilinçsizce inenler de vardır tabii ki. Bu kişiler denizlerin dibine indiklerinde hızla yukarı çıktıklarında basınç hızla azalıyor. Azaldığı için bizim vücudumuz bunu dengeleyemiyor. Dolayısıyla akciğerler patlıyor, ağızdan burundan kan gelmeye başlıyor arkadaşlar ve genellikle ölüme sebep oluyor. Eğer ölüme sebep olmadıysa bile yüksek oranla felce sebep oluyor. O zaman şöyle diyelim. Dış basıncın hızla azalması sonucu oluşur. Evet, vurgun hastalığı da bu şekilde. Böylece solunum sistemini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.